Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün LG G5'in arkadaşlarından birisi olan Hi-Fi Plus BNO'nun yaptığı bir aparat var. Şimdi bunun kotaşını yapmak istiyorum sizinle. Hemen daha önce açmıştım ben. Şuradan gördüğünüz gibi. Ürün bizi karşılıyor. Hemen çıkartalım. Oldukça güzel ve şık dizayn edilmiş bir ürün. Tabi kapağı da var, bunu biraz sonra açacağız bunu. Bakalım kutu içine başka neler çıkacak. Evet, burada kullanıcı el kitabı diyebileceğimiz birçok insanın okumadığı bir şey var burada. Evet, burada bunu içine koyabileceğimiz ve bize taşıma konusunda da kolaylık sağlayabilecek bir aparat koymuşlar. Bu bence oldukça güzel düşünmüş bir ayrıntı. Şurada gördüğünüz gibi BNO logosunu görüyoruz. Bu da gerçekten güzel düşünmüş bir ayrıntı. Yani bunu kullanarak, kullanırsınız bilmiyorum ama bunların gibi çantanızı bir yere attıktan sonra en azından ürünü ciddi anlamda koruyabiliyorsunuz. Burada evet, yine bir kullanma kılavuzu var burada. Burada OTG kablosu dediğimiz Type-C bağlantı noktasını sağlayan bir kablo var. Bununla bunun ne işe yaradığını hemen söyleyeyim size arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir kapak var. Pardon. Ürünü şöyle açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir ürün. Bunu taktığımız andan itibaren telefon 32 bit ses desteğine ve 384 kHz ses verimliliğine ulaşıyor. Bu gerçekten güzel, çok özel bir aparat. Bunun bu şekilde kapağını takarak gördüğünüz gibi hem burada Type-C bağlantı noktası var hem altında var. Bununla birlikte OTG kablosunu buna takarak arkadaşlar, bunu da diğer bir herhangi bir akıllı telefona, tablete takarak tabletinizin ya da telefonunuzun, bunu taktığınız herhangi bir aygıtın, hatta bunu OTG kablosuyla şeye takabilirsiniz, bilgisayara da takabilirsiniz. Taktığınız ürünün de 32 bit ses desteğine ulaşmasını sağlıyor. Yani sadece LG G5'in arkadaşı değil, aslında birçok telefonun ya da akıllı cihazın arkadaşı olabilecek bir ürün bu. Bunu belirteyim. Oldukça güzel. Sadece telefonum çalıyor bu arada, özür dilerim bir saniye. Evet, çok gereksiz bir telefondu arkadaşlar. Hemen şöyle söyleyeyim. Bunu dediğim gibi bu ürünle birlikte, yani bu ürünü aldığınızda başka akıllı telefonların da 32 bit ses desteğine kavuşabilmesi oldukça güzel ve ince düşünülmüş bir ayrıntı. Bundan dolayı LG'yi tebrik etmek lazım ya da BNO'yu tebrik etmek lazım. Belki Olsen'i de tebrik etmek lazım. Gördüğünüz gibi buradan, bunu zaten detaylı olarak incelemede göstereceğim size. Bunu buradan çıkartarak bunu biraz sert takılıyor arkadaşlar. Bunu çıkartıp takarken gerçekten, evet, bunu bu şekilde takarak arkadaşlar bunu telefona takıyoruz ve telefonumuz artık bundan sonra 32 bit ses desteğine kavuşuyor. Tabi gri bir telefonda, yani siyah altın nasıl durduğu bana sanki iPhone, eski iPhone, ilk iPhone'ları hatırlattı bu. Yani evet, önden bakıldığında çok sırıtmıyor ama dediğim gibi yanlardan ya da arkadan bakıldığında biraz farklı durabiliyor. Bunun farklı renkleri var mı bilmiyorum ama siyah renk sanıyorum standart, çünkü siyah renkten başka bir renk de görmedim. Ben bu ürünü beğendim. Kullanım tecrübelerini de detaylı incelemede aktaracağım size. Şu an kutu açılışını yaptık. Dediğim gibi bu OTG kablosu oldukça güzel ve önemli bir kablo. Dediğim gibi bunu dışarıda da kullanabilme imkanını sağlamış. Sadece LG G5 ile değil, başka telefonların da tabletlerin de 32 bit ses desteğine sağlanması amaçlanmış. Bundan dolayı oldukça güzel. Kutu açılışımız şimdilik bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi detaylı incelemede zaten size hem ürünün hem de hangi özellikleri olduğunu hem de ürünle ilgili geniş deneyimimizi size aktaracağım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.